Lütfüle oldu. Kurtardı geri. Çalışmıyor. Sen becerememişsindir. Ev çalışan makina. Şimdi mi çalışmaz? İğnesi yok. Nasıl? Kanatlanıp uçmadı ya. Yok. Uçmamış. Uçmamış da... biri almış. Kim acaba? Aziz hemşire. Vazife başında da mı rahat yok be? Ha? Başka cenazeler mi getirdiniz? Komandanımdan. Sizi ulaştırmak için verildi. Bir de hiçbir şey olmamış gibi geliyorlar buraya, vicdansızlar. Hemşire hanım! Hemşire hanım! Hemşire hanım! Kimse yok mu? Salih yavrum. Sokakta bu şekilde baygın buldum. Yanında kimsesi yoktu. Tamam. Hemen şuradan götürün. İyi. Kısa süre içinde toparlayacaktır. Bana verecek malumatın var mı Teğmen? Artık bir haberleşme cihazları yok. Anadolu'ya malumat veremezler. Bir köye baskın olmuş. Herkesi öldürmüşler. Siz mi verdiniz o emri? Ha? Yunan ordusu mu katletti o insanları? Evet. Osporis'in atokanis patarası. Nasıl verebilirsin böyle bir emri? Sen hala bir asker. Benim emirlerimi mi sual ediyorsun? Ben emirlerinizi sual etmiyorum. Ben vicdanınızı sual ediyorum sizin. Siz... abimi böyle bir baskında kaybetmediniz mi? Nasıl verebilirsiniz böyle bir emri? Benim merhametim yok. Neden bu anlaşmayı yaptığımızı unutma. Neden hala hayatta olduğumu unutma. Kendini için kabul etmedin Azize. O vakit uğruna vatanını sattığın kız için ne diyeceksin? Hilal'den malumatım oldu. Vazifeyi kabul et. Yoksa Hilal ölür. Öldürürüm onu. Durdurun arabayı. Albay Stavro'nun eşyaları toplandı mı? Evet kumandanım. Odama getirin. Emredersiniz.
var Asatlar. Bu niçin olabilir kumandan? Kumandan Vasili'nin masasının üzerinde levazım taleplerine ilişkin bir takım evrak vardı. Çadırdı, tayındı, üniformaydı, bu tarz şeyler talep ediyor. Yunan ordusunun levazım deposu da kabasa doluyken bu talepler niye Yakup? Ne için? Şehirde ekmek yok, hepsi Yunan'a gidiyor. Nereye gidiyor bunlar, kim için? Bir taarruz için. Üstelik kim bilir kaç kişilik bir ordu için. Kumandanım, lakin Yunan ordusunun ilerleyişi Venizelos tarafından durdurulmadı mı? Durduruldu. Lakin eğer İtilaf Devletleri veya İngiltere kumandan Vasili'ye uygun bir vaatte bulundularsa kumandan Vasili böyle bir riski alır, neden almasın? Tahtacılar da o mevkideyse. Ve üstelik bu ordunun varlığından haberdarlarsa onları bertaraf etmenin yegane yolu onların hepsini birden katletmek olur ki bunu da yaptılar. Lakin biz ne dersek diyelim, bunların hepsi birer ihtimal. Emin olmak için bir tek şey yapmamız gerek. Gidip kendi gözlerimizle görmek. Hazırlığını yap Yakup. Matika teftişine gidiyoruz. Emredersiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.